Tanıdınız mı? Yemek Artığının babasının oğlu, Tanrı'nın kulu, öncülerin öncüsü. Birinci adam bu. İkincisi Oduncu'nun oğlu Hayat. Üç, affedici adamın oğlu toy kuşu veya yılan yavrusu. Ondan sonra dördüncü de öğrencinin babasının oğlu yüce adam. Çoğunuz bilmeyecektir eğer bunu görmedinizse. Hatta Arapça bilenleriniz bile. Çünkü düşünmüyor insanlar Arapça isimler söz konusu olunca. Halbuki Arapçada bir anlamı var. Ama Türkçe geçince Ebu Hureyre radıyallahu anh. Kediciklerin babası deyince karizma bitiyor diyemiyorlar ama hayattaki adam kediciklerin babası diyor. Hakaret falan değil, güzel bir şey ya. Kediciklerin babası. Veyahut da bu ne güzel. Yemek Artığının babasının oğlu, Tanrı'nın kulu. Böyle renkli, hoş isimleri var bu insanların. Şimdi bunlar şey, halife. Birincisi Ebu Bekir. Ebu Bekir öncü demek. Öncülerin öncesi. Bekir. Bukren ve aşiyen, sabah erken saati. Kadınlar için de Bukren Ebkaren diye geçiyor Muhammed Peygamber. Öncü kadınlar. Kadınları şey ederken, tarif ederken Kur'an, işte şöyle kadınlar, erdemli kadınlar, Müslüman kadınlar, mümin kadınlar ve Ebkaren. Bunu hemen bizimkiler Türkçe'ye yanlış geçmiş bir kelime olarak geçiyorlar. Halbuki Arapça'da Bakire o demek değildir. Başka bir kelime var onun için. Yani öncü demektir. Öncü kadınlar. Yani çeşitli sosyal ve politik şeylerde öncülük yapan kadın demektir. Ebkar, Ebu Bekir. Yoksa Bakire kızın babası demek değildir. Kızı da Bakire kalmadı. Hem de kendi uyduruk hadislerine göre en geç yaşta Bakireliğini kaybeden Ayşe'nin babası. Yani Bakire'nin babası ismini en son layık olacak adam kendi hikayelerine göre. Saçma sapan öyle demek değildir. Yani öncü, ilk Müslüman olanlardan olduğu için. Ebu Bekir. Ama Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe. Kuhafe. Yemek Artığı. Yemek Artığı'nın babasının oğlu İbni Ebu Kuhafe oluyor. İsmi o. Öyle denince millet öyle şey diyor. Şimdi Ömer bin Hattab. Hattab odun demek. Oduncu, özür dilerim. Hattab odun demektir. Hattab. Böyle Ömer bin Hattab deyince böyle şey. Ya oduncunun oğlu Hayat. Veyahut da Amr şeyden geliyorsa, hani imaretten geliyorsa, şey eden, bina eden, yerleştiren falan veya ziyaret eden anlamında. Ve oduncunun oğlu Hayat, Ömer bin Hattab. Ötekisi ise Osman bin Affan, ne demek? Affedici adamın oğlu toy kuşu demekmiş. Ne demek bilmiyorum ben. Yani bu kelime kullanılan bir kelime değil ama yılan yavrusu olduğunu biliyordum. Bir de toy kuşu demekmiş. Ondan sonra Ali bin Ebi Talip ise Ali yüce adam demektir. Bin oğlu demektir. Ebi Talip, talibin yani talebenin, öğrencinin oğlunun, yok öğrencinin babası Ebi Talip. Öğrencinin babasının oğlu Ali, yüce adam. Şimdi...